İnsanları yani aptal yerine koyuyorlar. İnsanlar paraları kolay bir kazanmıyorlar yani. Devlet önce halktan topladığı 2000 liralık o buğdayları şimdi 5000 liraya veriyor. Asıl stokçu onlar. Çok iyi yapmışlar. Çok iyi yapmışlar yani. İyi ki de yapmışlar yani. Çünkü insanları yani aptal yerine koyuyorlar. İnsanlar paraları kolay bir kazanmıyorlar yani. Buna göre de onlar da davransa iyi olur. Bence çok iyi yapmışlar. İlk önce devletin kendisinin de örneğin yakıt fiyatları, doğalgaz fiyatı hepimizin malumu yüzde kaç oranda arttı. Devlet hiçbir indirime gitmedi. Doğalgaz olsun, LPG olsun, motorun olsun. Devletin de bu konuda bir indirime gitmeliydi bence. Şeyde fırsatçılar zaten yapıyor da ilk önce devlet indirmeliydi bence. Çaydanlık sizce azalacak mı? Yani inşallah azalır ama zannetmiyorum. Bizim Türkiye'de biliyorsunuz bir fiyat yükseldiyse geri düşmesi imkansız gibi bir şey. Çok bir etki edeceğini zannetmiyorum. Ki dediğim gibi bu da şimdi diyor ki vatandaş ilk önce diyor devlet indirsin diyor. Yani benim de kanaatim bu şekilde. İlk önce devlet indirirse o fahiş yapanları da indirir sanırım. Devlet önce halktan topladığı 2000 liralık o buğdayları şimdi 5000 liraya veriyor ya, asıl stokçu onlar. Devlet malzeme ofisi. Anlatabiliyor toprak mı? Devlet mi stokçuluk yapıyor? Oradaki buğdaylar nece? Çiftçiden 2 liraya aldı. Şimdi 5 lira. Ne olacak? Önce oraları bir halletsin, ondan sonra millet daha zorunda, ne yapacağını bilmiyor millet. Vallahi ceza arttırılır diye bir şey yok. Marketlere giriyor gene aynı. Şikayet edecek diyor. Kime şikayet edersiniz dedin diyorlar yani. Hiçbir şey değişen bir şey yok yani. Kim ne yani, vatandaş ne yapsın, mecbur markete giriyor. Hadi girmesin. Ama yapacak bir şey yok yani. Bu kişilere şimdi uygulanacak para cezalarında artırılma yoluna gidildi. Para cezasını uyguluyor devlet, tamam uyguluyor da tekrar onu bizden tekrar çıkarıyor. Yani gene olan vatandaş oluyor. O cezayı gene bizden alıyor. Para iyi olur. Çünkü telefonlardan olsun, şeyden olsun bayağı bir dolandırıcılıklar arttı. Bu hususta daha da artsa daha iyi olur yani. Ürünlerin fiyatlarında azalma olacak mı sizce? Zannetmiyorum be abla. Caydırılacak olmayacak mı? Hiç zannetmiyorum. Yani ülkede sistem diye bir şey yok. Yani burada ekonominin karışık olması normal bence. Ben 2 gündür buradayım. Amcama da Adana'ya gittik. Her şey pahalı. Yani milletin geçinmesi zor. Trafikte araba da yok. Benzin 14 lira olmuş. Bence olacak yani. Yani önce devlet kendine düşüş burada meydana gelir mi sizce? Bence gelmez ya. Her şey gün geçtikçe pahalanıyor.